Dostlar herkese merhabalar, ben Şahin. Bugün yanımda fiyatına kıyasla epey iyi özellikler sunan Bluetooth kulaklık QGI Ally Buds Pro Plus var. Evet, süslü bir ismi var ama bence isme çok takılmamak gerekiyor. Sonuçta fiyat performans konusunda başarılı bir ürün olduğu için incelemesini yapıyoruz biz de. Tavsiye edilen fiyatı 1400 lira ve bu fiyata sahip adaptif gürültü engelleme, 13 mm çapında ses sürücüsü gibi özellikler sunuyor. Aynı fiyata sahip kulaklıkların bir kısmını bırakın, adaptif olmasını, gürültü engelleme teknolojisine bile sahip olmadığını hatırlatayım. Çoğunun ses sürücüleri de 8 ila 10 mm arasında mesela. Tabii ki her üründe olduğu gibi bu kulaklığında eksik kaldığı taraflar var. Ancak bence insanlar bir kulaklıkta hangi özellikleri arar ve biz bunu nasıl uygun fiyata sunarız sorularının cevaplarını çok iyi vermiş QGI bu kulaklık için. Normalde 5000 TL fiyata yakın ürünlerde bulunan özelliklerin önemli bir kısmı bu fiyatta sunuluyor size. Özellikle ses deneyimi açısından QGI'dan bu kadarını beklemiyordum. Daha önce birçok kulaklığını da kullandım. Kendisini yaklaşık bir aydır özellikle çalışırken kullanıyorum ve bu sırada müzik de dinledim, toplantılara da katıldım. 5-6 kez şarjını tamamen bitirip yeniden doldurdum. Yani kulaklığın hem iyi hem de nispeten kötü yönlerine epey hakimim dostlar. Tasarımla başlayalım isterseniz. QGI Ally Buds Pro Plus yarı kulak içi dediğimiz bir tasarıma sahip. Yani kulaklıkların ucunda orta kulağınıza kadar uzanan bir silikon yok. Şimdi bu tasarım hakkında size bir iyi bir de kötü haberim var. İyi haber, kulaklık çok konforlu. Kötü haber ise bu tasarıma sahip kulaklıkların ortak sorunu olan düşme problemi demek isterdim ama öyle bir durum da yok. Hatta gelin bir düşme testi yapalım, orada görelim hep birlikte. Şu anda incelediğim ve test ettiğim siyah renk dışında beyaz ve mavi olmak üzere toplam 3 farklı renk seçeneği var bu kulaklığın. Tüm renklerde kulaklıklar üzerindeki dokunmatik bölüm parlak, gövdenin geri kalan bölümleri de mat olarak belirlenmiş. Kulak kepçemizin içinde kalan hoparlör bölümünde hemen dışta kalan birleşme noktasında ve bir de uçta olmak üzere 3 adet küçük delik görüyoruz. Bu delikler mikrofon arkadaşlar. Yani her iki kulağınızda da toplam 6 adet mikrofon yer alıyor. Bu da telefon görüşmelerinde sesinizin karşı tarafa oldukça iyi gitmesini sağlıyor. Birazdan ses testine geleceğiz. Sizin de görüp karar vermenizi ve değerlendirmenizi istiyorum açıkçası. Ses çıkışının olduğu hoparlör ızgarası ise gövde ile bütün yekpare şekilde tasarlanmış. Çoğu kulaklıkta bu ızgara gövdeden ayrı içeriden ya da dışarıdan yerleştirilmiş bir kapak formunda oluyor. Küçük bir malzeme koyuyorlar oraya. Hatta zar gibi incecik olup yapıştırıcı ile tutturulanlar da var piyasada. Kulaklığı silip temizlerken yerinden çıkıp düşebiliyor bunlar da. Yıpranıyor kapaklar. Zaten düştüğünde de geçmiş olsun. Benim gibi çok sık kulaklık değiştiren biriyseniz muhakkak yaşamışsınızdır bu durumu sizde. QGI Ally Buds Pro Plus için bu endişeye mahal yok özetle. Kulaklıkların dışarıya uzanan kısmında ise her birinde ikişer adet şarj pini görüyoruz. Bunlar kutuya koyduğunuzda kulaklığı 10 dakikada 1 saat dinlemenize yetecek kadar şarj etmeye yarayan pinler arkadaşlar. Bu şarj performansına da birazdan geleceğim. Kutu tarafında artık alışık olduğumuz kapaklı tasarımı görüyoruz ancak QGI bu kulaklıkta eğimli bir kapak tasarımı yaptığı için kulaklıkları kutuya yerleştirip çıkarmak çok kolaylaşmış. Kutu manyetikleri de güçlü olduğu için kapak açıkken kulaklıklar kutudan düşmüyor, boşlukta sallanmıyor. Gördüğünüz gibi. Kutunun alt tarafında tip C şarj girişini, yanında sıfırlama butonunu görüyoruz. Kapak üzerindeki QGI logosu dışında kutuda herhangi bir yazı yer almaması bence çok hoş bir detay. QGI yasal ifadeleri ve ürün hakkındaki bilgileri içeren o kalabalık ikon ve yazıları kapağın hemen içerisine yerleştirerek bence tasarımı oldukça sadeleştirmeyi başarmış. Açıkçası kulaklığı tasarım açısından eleştirecek çok da önemli bir tarafını bulamadım. Gerisi sizin kişisel görüşünüz dostlar. Rengini biçimini sevmeyebilirsiniz. Gelelim şimdi teknik özelliklere. Video başında da söylediğim gibi bu kulaklığın en büyük sürprizi ve fiyatının çok uygun olmasını sağlayan özelliği 13 mm çapındaki ses sürücüleri. Uygun fiyatlı olmasını sağlayan derken bu ses sürücüsünü bu gövdede sunması, bu fiyata sunması bence fiyat performans konusunda çok başarılı kılıyor kulaklığı. Bu sürücüler tıpkı hoparlörlere benzeyen dışarıdan böyle yuvarlak şekilde sesle titreşen bölümlerini gördüğümüz birime deniyor dostlar. Kulaklığın içinde de küçük küçük var bunlardan. Tıpkı hoparlörlerde de olduğu gibi bu sürücünün çapı ne kadar büyükse o kadar yüksek ve o kadar kaliteli ve bas miktarı da tatmin edici ses alıyoruz. Tabii ki her
zaman en büyük sürücü en yüksek ve en kaliteli ses demek değil. QGI da burada iyi bir iş çıkarmış gerçekten. Normalde bu fiyattaki kulaklıklarda 8 ila 10 milimetrelik sürücüler görmeye çok alışığız. Yani ses miktarı, bas yüksekliği ve kalite açısından daha düşük seviyede oluyor bu kulaklıkların rakipleri. Gelelim adaptif gürültü engelleme meselesine. Kulağınızı ve nasıl taktığınızı algılıyor bu kulaklıklar ve dinamik olarak sürekli çevredeki gürültüye adapte olarak gürültü engelleme seviyesini otomatik şekilde ayarlamaya çalışıyor. Yani standart gürültü engelleme teknolojisindeki tek bir seviyede sürekli gürültü engelleme işlemini yapmıyor. Bunun en büyük avantajı da orta ve iç kulak basıncını dengelemesi. Bu kulak basıncı muhabbetini de özellikle kulak içine giren silikonlu kulaklıklarda fark etmiş olmalısınız. Ben çok sık kulak içi kullandığım için fark ettim. Mesela hareket halindesiniz diyelim, aniden gürültü seviyesi değişti. Bir anda kalabalık bir mekandan çıktınız, ortam sessizleşiverdi. Eğer gürültü engelleme özelliği açıksa tuhaf bir basınç hissedersiniz kulağınızda. İşte adaptif gürültü engelleme varsa bu yaşanmıyor. QGI Ally Buds Pro Plus'ta da olduğu gibi gürültü seviyesi değiştiğinde gürültü engellemek için ekstra basınç yaratacak bir aksiyona girmiyor kulaklık. Bu da kulaklığın konforunu arttırıyor. Uzun süreler boyunca adaptif aktif gürültü engelleme açık şekilde kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Ancak ben QGI Ally Buds Pro Plus'ın genel gürültü engelleme seviyesini çok yeterli bulduğumu söyleyemem. Mesela ofisteyiz, etrafta konuşmalar var, işe güce dalmışım. İnsan seslerini büyük oranda kesiyor ama klavyelerden gelen sesleri kesmiyor maalesef. Bence bu konuda bir yazılım güncellemesine ihtiyacı var kulaklığın, eğer öyle giderilebilecekse. Ayrıca bazen açılıp kapanması için geçen süre de çok uzun geliyor bana. Bunlar dışında da bir sorun göremedim açıkçası. Ama bulunduğumuz ortamda klima, vantilatör gibi böyle frekansı değişmeden uzun süre gürültü üreten cihazlar varsa onların sesini engellemek konusunda da çok başarılı bir kulaklık. Toplu taşıma içinde kullanırken motor sesini, insan seslerini önemli ölçüde azaltıyor. Ufak tefek çıtırtı patırtıları işitmeye devam ediyorsunuz. Bunun en büyük sebebi de kulak içi olmaması nedeniyle pasif gürültü engelleme dediğimiz silikonların kulağa tıkayarak yaptığı fiziksel gürültü engelleme özelliğine sahip olmaması diyebilirim. Ve bunun sebebi de zaten tasarım. Yine de bir yarı kulak içi kulaklığa göre başarılı. Eksikleri de bu fiyata bu teknolojiyi sunuyor olmasıyla gelen dikenleri diyelim, gülü seven dikenine de katlanıyor. QGI Ally Buds Pro Plus'ta yüksek kaliteli kablosuz ses aktarımı yapmasını sağlayan Hi-Res Audio teknolojisi de var. Bu da iyi bir özellik. Ben ses kalitesinde herhangi bir kötü deneyim yaşamadım dostlar. Zaten kayıpsız ses formatı LDAC ve Hi-Fi 5 tipi kodeklere de destek verdiği için eğer alırsanız sizin de ses deneyiminden memnun kalacağınızı düşünüyorum açıkçası. Kulaklığın üzerinde 6 mikrofonu olduğunu daha önce belirtmiştim dostlar. Bu sayede gerçek zamanlı olarak sizin sesinizi çevrenizdeki diğer gürültüden filtreleyerek karşı tarafa iletebiliyor. Hatta gelin ses testini görelim hızlıca. Şahin merhaba. Merhaba canım benim. Merhaba dostlar. Şu anda sesimi QGI Ally Buds Pro Plus'ın mikrofonlarından duyuyorsunuz ve GSM görüşmesi aracılığıyla filtrelenen ses sizi ulaşıyor. Hafif rüzgarlı bir ortamdayım. Gürültülü bir çevredeyim. Ormanın içindeyim. Cırcır böcekleri ötüyor. Umarım bu gürültüler size filtrelenerek ulaşıyordur. Durum böyle. Artık ses performansını birlikte değerlendireceğiz. Yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağıya yorumlarınızı bırakabilirsiniz. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Aynı anda iki cihaza bağlanmanızı sağlayan Bluetooth 5.3 teknolojisi de var bu kulaklıkta. Ancak aynı anda iki cihaza bağlandığınız anda kayıpsız ses olayından feragat etmek gerekiyor. Yani ses kalitesi çok az da olsa düşüyor ama bu zaten bilgisayar başında oturduğumuz anlar dışında çok da ihtiyacımız olmayan bir özellik. Yine de burada yeri gelmişken belirtmek istedim. Evet dostlar, bugün genel olarak fiyatına kıyasla performansından epey memnun kaldığım QGI Ally Buds Pro Plus Bluetooth kulaklığın özelliklerini ve yaşadığım deneyimi size aktarmaya çalıştım. Dilim döndüğünce umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kulaklık hakkındaki yorumlarınızı da bekliyorum bu arada. Hepsini okuyup sorularınızı da yanıtlamaya çalışacağız muhakkak. Videoyu sonuna kadar da izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşene dek hepiniz hoşçakalın.